direkt içip alıyordu. Bir de şöyle bir şey var. Bayram işte bir arkadaşla görüştüm. Dedi ki sezon açılırken birinci biçimi yaptıktan sonra tırmığı da kökçe parçala sağlı sollu. Parçalamak değil, havalandır. Havalandır veya tırmık çek dedi yani. Heh, tırmığını çek. Doğrudur. Bu dedi kardeşlerimle hızlandırıldı. Havalandırmayı da işte söylediğim gibi sıkıştırıyoruz toprağı. O aslında kardeşleşmeyi değil. Makinada biçtiğimiz için tabii mecbur sıkışıyor. O aslında kardeşleşmeyi değil. O toprağın havadan köklerinin yürümesini sağlıyor. Toprak havalanmazsa kök nasıl yürüyecek? Kökün yürümesini sağlıyor. Sorunumuz o zaten. Orası sıkışıyor. Ben onun için sordum. Fazla otlatma mı yapıyorsun diye. Hayır, otlatma. Eğer otlatma yapıyorsan sıkıştırıyoruz diyecektim ama sen zaten makineyle biçiyorsun bunu. Mecburen o makineyle de yapıyorsun bunu. Evet. Onu yapabilirsin. Onu yap. Ama kışın yine alt gübresi at onu. Kökü canlandır. Birinci sürümden sonra tırmık çek. Seneye sezonda onu yapsam faydası olur mu? Olur. Çünkü 7 yıl. Seninkisi daha 5 yıl olmuş. Daha 4. yıl olmuş. 5 diye hatırladım da 4. yıl olmuş. Daha var. Hemen hemen yarı yarıya. En güzeli yenilemesi gerekir. Yok. Verim düştüyse ne yapacak? Yani ilk sezonda... 7 yılda verim düşme. 7 yıldan sonra verim azalmaya başlar. 20 dönüm yerden 450-400 civarında balle alıyordum. İkinci yıldan sonra bir şey yaptık biz, yağmurlarda bir ıslama yaptık, alamadık şeyi, balleyi. Bu altta bir şeye zarar verdi herhalde, düşüşe başladı. Kök çürüklüğüne neden oldu, düşüş başladı. Evet, düşüş başladı, geri geri gitmeye başladı, hala da gidiyor yani. Onun nedeni kök çürüklüğü de olur işte. Bak, bunu söylemiyorum, bunu sonradan söylüyorsun bana. Yani onu bilemem ben, sen uygulayıcısın. Bak, kök çürüklüğü olursa iş farklı. Şimdi aşağıya gübre atma. Uygulamanda aşağı gübre atma, havalandırmayı yapamam. Havalandırma yapıyoruz, üst gübre atıyoruz. Üst gübreyi at, alt gübreyi atma. Çünkü aşağıda zaten kökler çürümüş. Zaten aşağıda bol miktarda çürüklük var. Evet. Şimdi sen bunu söyleyince otomatik olarak reçetesi değişiyor onun. Taban yerler çürüdü. Tabii ki. Geçirgen değil yerler. Tabii geçirgen değiller. Onlar gitti. O bölge çürüdü gitti. Traktörüyle gelen var mı arkadaşlar? Römorkuyla gelen var mı? Var var. Ha, yan tarafta var. Takılmaya başladılar mı? Var var. 15. İyi. Hocam bir de çapalama. Çapalama yapıyorlar. Şeyler arasında bu. Neyin arasında? Neyin arasında? Neyin? Mesela meyvelerin aralarını çapalıyorlar. Çapalasınlar. Ağacın tacının dışına çıkmış, girmediği sürece sorunun yok. Ağaç ilginç bir canlı. Örneğin şu çınarın tacı kökü şuraya kadar geliyor. Tacının olduğu yere kadar geliyor. Yani şuradan ben kazı yaparsam bu çınarın köküne zarar veriyor. Onu yukarıda kesmiş olmam gerekiyor ki ben buradan buna kazı yapıyorum. Ağaçtan gölgede tacının ev düşümü kadar kök yayar. Ne? Yok, mikrofon kapalı, mikrofon kapalı. Çok iyi çizmişler gibi duruyor. Çizsin. Bir şey yok. Yani onun için sorun teşkil etmez. Meyve ağaçlarında sorun teşkil etmez. Cevizde sorun teşkil etmez ama arasında bir şey ekmek bile avantajlı. Hiç olmasa gübre olarak kullanırlar. Nem, gölgesinden faydalanırlar. Tabii şeye dikkat etmek gerekir burada. Hijyene, sağlığa. Çünkü ondaki bir canlı aşağıdaki bütün ürünü yok edebilir. Sonra dönüp de bu ürünü öldür demeyebilir. Yani bu kadar sonuçta emek harcıyorsunuz oraya yaparken. Yani. Yazık yani ona. O emeğe de yazık. Peki yön çektiğiniz araziye arada başka ürün ekliyor musun? Zaten 500 çekmiyorsun. Yok. O anlamda demedim. Arada bozuk diyelim. Yani bir dahaki yıl bozuk diyelim. Ne yapacağız? Evet. Niye mi yonca edeceğiz? Yok.
mısır olarak veya buğday olarak, baklagil olarak ekebiliriz. İncanın, piyin, baklagillerin azot... Bağlamasını biraz azaltmak gerekir. 5 yıl boyunca şey yapıyorsun ya onun için. Bir parça öbüründen faydalandık, ondan sonra bir daha etmek lazım. Sorunu teşkil etmesin sanırım. Çünkü gübreler veriyorsun, riski teşkil etmesin. Havası verimli olur buğday için veya şey. Tabii buğday için. Var mı başka sorunuz? Sorunumuz var mı başka? Biraz da gözden bahsedelim. Evet. Sen bir gün alırsan daha iyi olur. Hocam, tabii. Ben fısırayı soracağım. Fısırayı. Bu sene fısırla geldi meyvelere. 4-5 ilaçlama yaptığımız halde önleyemedik. Yağmur yağdı. Yıkandıktan sonra fısırla gitti. Ama arkasından bir ilaçlama yaptık. Bir ilaçlama daha yaptınız mı? Hadi kere arkasına ilaçlama. Yağmurdan sonra. Yani yıkamanın bir şeyi... Islatmanın avantajı vardır. Var. Yıkamanın avantajı vardır. Bütün zararlılar için vardır. Ya zararlı sonuçta orada kuru zemin olduğu için gelir. Bir, ıslak zemin olduğu için gelir. İki. İlacı attıkça çoğaldı yani pislikler. Ya bazı, bu bölgede örneğin pirinçte bazı sorunlar varmış, ilginç. Böcek ilacı kullanıldığı zaman pirinçte başka bir canlı çıkmış ortaya. Yani bazı ilaçlar fayda teşkil etmek, birine fayda teşkil ederken öbürüne zarar verir. Örneğin, ismin neydi? Sezai Beceren. Sezai abinin bahçesinde 2 yıllık cevize gelen kurtlar yan taraftaki armut ağacında. Armut bahçesinde. Oradan geliyor. Yani şimdi o armut bahçesinde ilacı yiyen kurt gelip bir yerde konaklayacak. Yani bunun önlemi yok. Oradan kovdum, burada bu canlı yaşayacak bir şey. Bizim derdimiz o canlının minimum şekilde popülasyonunu devam etmesi. Bana bize zarar vermeden popülasyonunun devam etmesi. Ama şimdi sen bir ilaç kullanıyorsun, diyelim pisileri yok edeceğim diye bir ilaç kullandın, kalktı, başka bir canlıydı, o canlıyı da kullanıyorum ben. Ne olacak? Örneğin dönleme için kullandığım arıları yok. Ne yapacağız? Benim bahçede meyve ağacı yok, senin bahçede pisile yok ama biz her ikimiz de aynı şekilde ağlayacağız. Kurdu yok adam derken dölleyiciyi dönleyiciyi de ortadan kaldırabilirsin. Kuşu kaldırırsın onu. O bir sıkıntıdır. Her daim de olur. Her zamanda karşılaşılır. Çünkü biz tarımı bir kolektif olarak planlayamıyoruz. Ama sadece bunu biz yapmıyoruz. Bunu bizim yani tarım dediğin zaman hayvancılığı dışına alan bir bakanlıkla uğraşıyorsunuz. Hayvancılık tarımın dışında diyor adam. Böyle bir yapıyla uğraşıyorsunuz. Kolay bir şey değil. Ağrı'nın bakımı çok zor yani. Devecinin çok zordur. Çok ama zor devecinin. Her şeyin bir kolay yöntemi vardır. Bizim buralarda yeni olduğu için daha yani çok bir süre sonra ehilleşirsiniz. Evet. Yani tabii. Ustalaşmaya başladıktan sonra ürüne yabancı. Örneğin ben ziraat mühendisiyim. Yüksek lisansımı üzüm üzerine yaptım. Bağlar üzerine yaptım. Yani bağdaki iş tüketimi üzerine yaptım. Bana birisi kalktı. Şanlıurfa'dan dün yine anlattım onu. Bir süre de sulama yaptım.
özellikle damla sulama sistemlerinin bahçelerde kurulması için büyük mücadele harcadım. Arkadaş bir fotoğraf getir.